Merhabalar. Sizlere birçok okul aracı eğitimle ilgili yapay zeka araçları barındıran Magic School'u tanıtacağım. Öncelikle öğretmen girişini tıklıyorum. Google hesabımla giriş yapıyorum. Bir anket geliyor, onu şimdi yapmayacağım. Sayfayı Türkçe'ye çevirerek anlıyorum. Daha iyi anlamam lazım. Neler yazdım? Tam Türkçe desteği yok. Birçok araç var. Benim en çok dikkatimi çeken burada sunum oluşturucu. Tıklıyorum. Öğretmenlerin birçok ihtiyacını karşılayabilir. Bir konu hakkında hazır bir şekilde size sunu dosyası oluşturabiliyor. Burada önce sınıf düzeyini seçiyoruz. Daha sonra kaç slide isteyeceksek bunu işaretliyoruz. Şimdi 5 slide ile ve buraya konuyu yazıyoruz. Ben kendi dersimle ilgili bir konu yazıyorum. Bilişim suçları hakkında bir sunu diyorum. Yani buraya yazmasak da olur aslında. Sadece bilişim suçları demem yeterli. Eğer varsa ek kriterleriniz buraya yazabilirsiniz. Daha detaylı bir sunum oluşturabilir. Oluştura basıyorum ve bekliyorum. Gördüğünüz gibi konu başlıklarını şu anda sıralıyor. Ve buradan export diyerek PowerPoint, Google dokümanlar, Microsoft PowerPoint diyerek dışarıya ihraç et diyorum. Şu an bakanlık internetinde olduğum için bazen bu şekilde davranabiliyor. Dosya PowerPoint olarak, PPTX olarak indi. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi yapay zekamız bilişim suçları hakkında bir sunum hazırladı bize. Slide slide'da bunu görebiliyoruz burada. Hemen tasarımdan bunları uygulayarak sunumu canlandırabiliriz. Daha hoş bir sunuma ulaşabiliriz. Bu aracımız bu şekilde. Diğer araçlara bir göz atalım. Başka neler var? Tekrar ana sayfaya dönüyorum. Yine sayfayı Türkçe'ye çevireceğim. Tek tek bakalım. Burada görsel oluşturma aracı var. Yazdığımız metine göre bir resim oluşturuyor. Asistan. Yine çoktan seçmeli soru oluşturucu. Evet, çok güzel bir araç. Plan oluşturuyor, ders planı oluşturuyor. Metinden yeniden yazıcı. Yani metini başka bir sizin ekleyeceğiniz özelliklere göre yeniden yazabiliyor. Yine bir konu hakkında çalışma sayfası oluşturucu diyor. Buna tıklayalım. 6. sınıf. Mesela sosyal bilgiler. Anadolu bölgesi diyorum. Bakalım bu konu hakkında bir çalışma dokümanı oluşturabilecek mi? Gördüğünüz gibi İç Anadolu bölgesi ile ilgili bazı bilgiler ve boşluk doldurmalı, yine çoktan seçmeli sorular hazırlamış. Bazı sorular, açık uçlu sorular da hazırlamış. Ve cevaplarını da burada görebiliyoruz. Yine export ederek bunu yazı dosyası, yani Word olarak indirebiliriz. İhraç ettim. Bakın, yazı dosyası olarak dokümanı indirdi. Bunu öğrencilerinize atabilirsiniz. Tam Türkçe bazı yerleri çevirmiyor. İşte burada mesela boşlukları doldurun diyor. Elle bunları düzeltebilirsiniz. Ama genel itibariyle çok başarılı bir çalışma kağıdı oluşturduğunu düşünüyorum. Burada rubrik oluşturucu var. Bir ödev için puanlama anahtarı oluşturuyor. Çok güzel bir araç. 6. sınıf. Puan ölçeği kaç tane olsun? 4, 5, 3 işte ne istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Amacımız ne? İşte bu Rubik'teki amaç. Amacımız birinci ünite, pardon, birinci ünite ile ilgili öğrenmeleri
ölçmek diyelim. Okuyucuyu seçtiğiniz bir okul politikasını değiştirmeye ikna eden ikna edici bir makale yazın diyor. Ödev açıklaması. Yani neyle ilgili olacak? Bizim dereceli puanlama anahtarımız. Onu yazıyoruz. Öğrencileri işletim sistemleri diyorum. Ek açıklamamız varsa bunu yazıyoruz ve oluştura basıyoruz. Bakalım bize ne oluşturacak? Evet, yine 3 tane ölçekten oluşan bir dereceli puanlama anahtarı oluşturuyor. Sayfayı Türkçe'ye çevirelim. Evet, işletim sistemi kavramının anlaşılması. Bakın, kriterler, teknik kelime kullanımı, sistem navigasyon becerileri, karşılaştırmalarınız, pratik uygulama diye. Ve burada beklentiler, puanlamalara bakıyoruz. İşletim sistemi işlevleri hakkında kapsamlı bilgiyi gösterir. Donanım ve yazılım arasında karmaşık etkileşimleri kesin örneklerle açıklar diyor. Konuda ileriye gittikçe daha zor becerileri puanlayabiliyoruz. Gerçekten yazdığım konuya göre bu getirdiği kelimeler ve dereceler çok başarılı buluyorum. Küçük hatalarla temel teknik kelime dağarcığını kullanır. Temel işletim sistemi işlevlerini açıklar. Yani elle hazırlamaya kalksak bundan başarılı olacağını düşünmüyorum. Yine buradan Word olarak, yazı dosyası olarak indirebiliyoruz. Çok dikkatimi çeken bir araç var. YouTube video soruları. Gerçekten yapay zekanın hangi aşamaya geldiğini öğrenmemiz açısından çok önemli. Burada bir YouTube video adresini kopyalıyorum. Videonun konusu LGS, çarpanlar ve katlar konusu. Hemen buradan 8. sınıf diyorum. Bana video ile ilgili soru hazırlayacak. Nasıl bir soru istiyoruz? Çoktan seçmeli mi? Serbest mi? Yani açık uçlu mu? Doğru yanlış mı? Çoktan seçmeli diyelim. Kaç tane soru hazırlamasını istiyorum? 7 tane diyorum ve videonun adresini buraya yapıştırıyorum. Oluştur diyorum. Bakalım neler gelecek. Türkçe'ye çeviriyorum. Gördüğünüz gibi inanılmaz sorular geliyor. Evet, bazıları belki alakasız gelebilir. Videoda tanıtılan ana konu nedir diyor. Tekrar söylüyorum, bu video ile ilgili soru hazırlıyor. Yani çarpanlar ve katlarla ilgili soru hazırlama aracı değil bu. Videoda geçen konularla ilgili soru hazırlıyor. Gerçekten çok enteresan sonuçlar geliyor. İşte mesela videoya göre 36 sayısının çarpanları nelerdir? Faktörler ve bölenler arasındaki ilişki nedir? 84'ü kalan bırakmadan bölen kaç farklı doğal sayı vardır gibi videoda geçen bütün detayları sorularda görebiliyoruz. Burada da hangi dakikalarda hangi sorunun hazırlandığını da bize gösteriyor. İnanılmaz bir araç. Çok daha başarılı sonuçlar da elde edebiliyorsunuz. Videonun konusuna göre hazırladığı sorular değişebiliyor. Benim çok hoşuma gitti bu araç. Kullanmayı da düşünüyorum. Daha onlarca araç var. Karne yorumlarından tutun, işte bilgilendirici metinler, bir metni özetleme, yine bir girdiğiniz yazıya göre soru hazırlama, onlarca araç var. Tabii ki deneme süresi bittikten sonra bazılarını kapatıyor ama bazı önemli araçlar yine kalıyor. İşte sunum oluşturucu gibi rubrikler, bunlar kalıyor. Benim şu anda bir gün var sürenin dolmasına ama deneme süresi dolduktan sonra 70 tane aracın kullanılabileceğini söylüyor. Gerçekten inanılmaz araçlar var. Öğretmenler ve öğrenciler için güzel bir yapay zeka uygulaması olduğunu düşünüyorum.